Alfred. Tanrım. Fahişeler bugünlerde harika. Kızlar, bilirsin. Ben onları seviyorum. Seviyorum ve nefret ediyorum. Anlıyor musun? Seviyorum ve nefret ediyorum. Hep öyle değil mi? Neden ölüyorsun anne? Vaktim doldu. Sıram geldi. Hayır. Sakın korkma bir tanem. Ölüm de hayatın bir parçası. Hey hadi. Hadi söyle. Sizleri ölen sayısı. Hadi söyle. Kimin yaşayacağına kim karar veriyor? 3 dakikalık saygı. Kimin öleceğine kim karar veriyor? Bu savaş anlamsız. Bana bakın. Burada duruyorum ve üstüme tek bir kurşun bile gelmiyor. Bir tane bile gelmedi. Neden? Peki neden hepsinin ölmesi gerekiyor? Burada durabiliyorum. Ayakta duruyorum ve bana bir şey olmuyor. Görüyor musun? Durun durun. Belki daha hafif. Vurmalılar olmadan mesela. Trompetleri de çıkarın. Piyano, piyano, sol sol tasto. Piyanonun yerine... Flüt mü? Flüt. Şuradan alalım. Şimdilik bu kadar. Ya final? Bilmiyorum. Biraz üşüdüm. Acaba oradaki battaniyeyi verir misiniz? Elbette. Beni bırakın kendi halime. Bırakın. Çok bitkinim ama derineceğim. Bırakın. Terapi ordularınızı geri çekin artık. Savaşın galibi bendim. Bayraklarınızı dikemeyeceksiniz. Hiç daim köle olmadım. Hala üşüyorum. Ben rapimle gazi geldim ardıma şehitlerimi. Gömdüm kendim. Suskun düşen ağlamazcasına rağmen. Neden onca lafla geldin kulağıma varıverdin. Ölüm beni kırdın. İki bacağımdan gittin. Ayakta daha az üşüyorum. Ama hala üşüyorum. Biraz yürüyeceğim. Biraz daha yürüyeceğim. Yürümeliyim. Panik etmeyin, adımı duymayın, kaç yazar. Kalbim tanıdığım en içten yazar. Şarkım başladı, manzaram aynı. Dinlerken sabı yine yapmış diyeceksin. Ben şu anda o kadar sıkkın ve materyallerimle tıkkın. Biliyor musun Adem? En sevdiğim çiçek dağdaki diken. En sevdiğim hayvan da çöldeki deve. Deve mi? Niye pus? Onlar kadar dayanıklı olmak isterdim. Batsınız. Kedi boğazlar gibi. Siz buna müzik mi diyorsunuz? Boğulan köpek gibi şarkı söylüyor. Kim ya? Siz berbatsınız. Kedi boğazlar gibi. Siz buna müzik mi diyorsunuz? Boğulan köpek gibi şarkı söylüyor. Kim yazdı bu çöpü söylesene. Bize söylesene. Yoksa karışmayız.
Bakın müzik zevki kişiseldir. Dünyanın sonu geliyor diyorlarsa sana gevrek satmak istiyorlardır. Ama paniğe gerek yok diyorlarsa durum ciddi demektir. Sabredin, sabredin. Elimden geldiğince süratli geliyorum. Geçen yaz kalçamı kırdım ve hala bir kanı kadar yavaşım. Yardım edebilir miyim? Şehvetle doğan toprağa döner. Efendim anlayamadım. Günahla doğan bana döner. Dur bakalım evlat. Sen bana Babo Gump's Karides şirketinin sahibi olduğunu mu söylüyorsun? Evet efendim. Dave Crockett'ten bile çok param var. Sanırım zamanında çok hikaye duydum ama bu hepsini geçti. 1 milyonerin yanında oturuyormuşuz. Bence çok güzel bir hikayeydi oğlum. Çok da güzel anlattın. Çok, çok içtendi. Küfür etmek yok. Bu Bay Hadley, gardiyanların başıdır. Ben Bay Norton, hapishane müdürüyüm. Sizler de mahkumlarsınız. Bu yüzden sizi bana yolladılar. Kural 1. Küfür etmek yok. Hapishanemde... Şu anda kendini yok etmeye çalışan bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir durumda sadece gözlerini kapatıp görmezden gelirsin. Kendini korursun. Bu dünyada tek başına bir erkek, bir hiçtir. Ve bu dünyadan başka dünya yok. Yanılıyorsun çavuşum. Başka bir dünya gördüm. Bazen onu hayal sandım. Ama olsun. Göremeyeceğim şeyler görmüş. İteni iterler. Donabiyat. Bunu sakın unutma. Bu hayatın gerçeklerinden biridir. İtenler itilir. Yarın akşam suyu aldıktan sonra buraya gel. Bu traktör tamir istiyor. Üzgünüm patron, yardım edemem. Gösterime hazırlanmak zorundayım. Yine mi şu hip hop saçmalığı ha? Saçmalama George. Ne zaman kendine bir yol çizeceksin? Benim bir hayalim var. Hayalin ne? Bir hayalimin olması. George, adolesan fantezisi peşinde koşuyorsun. Astronot olmak istedin, sonra kovboy. Bir arada bir jinekolog. Ve şimdi şu aptal hip hop olayı. Bilgin olsun, bu hip hop olayı bana para getirecek, tamam mı? Yarın akşam Red Savaşı'nı kazanacağım. Red Savaşı'nı? Ah aman tanrım. Benden siyah olduğum için nefret ediyorsun. Sen bana hiç inanmadın. Artık hiçbir şeye inanmıyorsun. Sen kendin için endişelen, tamam mı? Ben de kendim için.